getirse de o gel. Böyle bağdaş kurabilirsin ya da topukların üstüne de oturabilirsin. Minder getireyim mi? Minder de var. Böyle iyi. Okey. Derin bir nefes alıp boşalt ağzından. Hafifçe sırtını geriye doğru yasla. Sanki bir duvara, bir güvendiğin insana, sevdiğin birine yaslanıyormuşsun gibi. Başın tepesinden aldığın nefeslerle bir minik yukarıya doğru uzan. Verdiğin nefeslerle kalça biraz ağırlaşsın. Hafifçe yere doğru bırak. Ne çok uzun duracağım diye karnını, mideni kas. Ne de böyle çok fazla kalçayı serbest bırak. İkisinin arasında bir denge. Ve aslında zaten aldığın, verdiğin nefesler bunu yapıyor. Yani alırken zaten göğüs kafesin yükseliyor. Biraz karnın doluyor. Ama verirken kalça ağırlaşıyor nefesle birlikte. Karın yumuşuyor. Ellerini buluştur kalbin önünde. Ellerin içerisindeki sıcaklığı, soğukluğu fark et. Oradaki temas halini fark et. Ve gözler kapalı, eller kalbin önündeyken açtığın alanda biraz daha içeride kalmayı, nefeste kalmayı dene. Tekrar derin bir nefes alıp dilediğin gibi bırak. Bir tane om söyleyelim dersi açmak için. Om mantrası hem bizim varlığımızı sembolize eden, hem de birlikte pratik yapışımızı, beraber oluşumuzu kutladığımız bir mantra. O yüzden hem kendi sesini duy, hem de benim sesimi duymaya özen göster. Nefes al. Yavaşça alnını ellerine doğru yakınlaştır. Ellerini serbest bırak. Başını kaldır. Gözlerini aç. Nasılsın? Hello. Okay. Şimdi çocuk pozisyonuna başlayalım. Tamam. Türkiye'cim azıcık kayar mısın anneciğim ya? Kolları istediğin gibi tutabilirsin. Başını yere doğru ağırlaştır. Dirseklerin yere değiyor olsun. Burası tatlı bir yer zaten ama istersen kolları geriye de alabilirsin. Dizlerin arası hafifçe açık olsun yani. Ne mat genişliği kadar açık ne de böyle aşırı bitişik. Bedenini iki yandan destekler şekilde yani. Olabildiğince kalçanı ağırlaştır. Verdiğin nefeslerle biraz daha bırak kendini mata. Alnın üzerine gel. Kolları dümdüz ileriye doğru uzat. Parmak uçların yerde olsun sadece. Aynen. Daha böyle portakal tutuyormuşsun gibi Ceren. İyice şişir parmaklarını. Ya kocaman bir şey varmış gibi elin içinde. Ellerinle biraz zemin itip kalçayı biraz daha geriye doğru, topuklarına doğru it. Ve başı biraz daha ağırlaştır. Yavaşça ellerin üzerine doğru gel. Dizlerin üstüne gel, dört ayak. Ayak parmakların takılı olsun. Şimdi dört ayaktayken el parmaklarının arası bayağı açık. Böyle sanki kaplan pençesi gibi yani. Ve bütün parmaklarını, parmakların köklerini iyice zemine doğru bastır. Ellerin arasındaki mesafe de omuz genişliği. Yani ne böyle kocaman açıyorum ne de dar tutuyorum. Nasıl anlayacağım omuz genişliğini? El bileklerimle omuzlarım aynı hizada olacak şekilde. Şöyle bir dizlerine bak. Dizlerin arası da kalça mesafesi genişliğinde. Ne yine kapalı tutuyorum ne kocaman açıyorum. Kalça kemiklerinin altında hemen dizlerim var. Şimdi aldığın nefesle başını kaldır. Kalçanı kasıklarından geriye doğru it. İnek pozisyonu. Verirken nefesini başını serbest bırak. İyice sırtını yuvarla. Alırken nefesi yüksel. Kalbi aç. Omuzlar geriye.
Verdiği nefesin sürtüğü vardı. Kürek kemiklerin arasını iyice tavana doğru it. Şimdi kendi ritminle birkaç nefes devam et. Fark et hareketi nerelerde hissediyorsun. Ve ellerini iç zemine güçlü bir şekilde itsin. Ve uç noktalara gitmemeye çalış. Yani ne böyle aşırı it kendini, bükül iyice, ne de sırtı kabarttığında, kediye geldiğinde çok sıkıştırmadan yani. Şimdi biraz hareket serbestleşti. Yani gerekirse kalçanı sağa sola salla. Omuzların artık hizadan çıkabilir. Belki geriye doğru alabilirsin. Kalçanı topuklara doğru itebilirsin. Bedenin iki yanını da hissedecek şekilde hareket etmeyi dene. Ve ne zamanki nefesi unuttun, zihnin şekle gitti. Nasıl yapıyorum? Şu an nasıl duruyor acaba? Oluyor öyle. Daha çok nefeslerinde olmayı dene. Yavaşça sabit kal dört ayakta. Ayak parmakların takılı. Şimdi dizlerini yerden 2 cm kaldır yukarıya doğru. Ve ellerini ayaklarına, bacaklarına doğru çeker gibi yapıp bacaklarını da ellerine doğru iter gibi yap. Bir hareketim yok ama sanki çekiyorum ve itiyorum. O da biraz hem üst bacaklarımı, hem sırtımı, hem karnımı hissetmemi sağlıyor. Yavaşça kalçanı yukarıya doğru uzatmaya başla. Aşağı bakan köpek. Küçük küçük bir topuk aşağı, bir topuk yukarı. Kalçanın iki yanı, omurganın iki yanı. Bacakların arkası. Şöyle ellerine bir göz at. Ellerin de hala parmakların arası açık mı? Güçlü bir şekilde basıyor musun? Ve başın, boynun rahat olsun. Kalçayı biraz daha geriye doğru gönder. Şimdi dizlerini bük bir hafif. Ellerini yürütüp karnını bacaklarına doğru yakınlaştır. Ve biraz daha kalçayı yukarıya doğru uzat. Şimdi bunu korurken topukların yere doğru uzatmayı dene. Değsin değmesin sorun değil. Yavaşça dizlerini yere koy. Çocuk pozisyonuna gel. Daha tekrar ellerinin dizlerin üstüne, ellerle yeri it, bacakları yerden kaldırıp aşağı bakan köpeğe gel. Aşağı bakanda da ayakların arası kalça mesafesi, ellerin arası omur genişliği mesafesi. Başı böyle çok fazla içeriye almaya çalışma. Olabildiğince başın omuzlarında aynı hizada olsun. Şimdi ellerin arasına bak. Ayak parmak uçlarında ellerin arasında küçük küçük yürümeye başla. İyice ellerini yeri it, sırtını kabart. Bacakları olabildiğince arkasını düz tut. Yürüyebildiğin kadar yürü. Ellerin arasına küçük 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 adımlarla. Hatta ellerini yerden sıyırmamayı dene. Çok güzel. Ayakların arası kalça mesafesi, öne doğru katlan, uttanasana, 10 parmak ucu yerde. Uttanasana da eğer 10 parmak ucu yere değmiyorsa, atıyorum yukarıda kaldı ellerin, biraz daha dizlerini bük o yüzden, iyice parmakların yere dokunsun. Derin nefes alıp bırak, saçı topla. Evet. Verdiğin nefeslerle kalçan biraz daha yukarıya doğru uzasın. Karnın bacaklarına yakınlaşsın. Alırken nefesi yine göğüs kafesi yükselsin. Karın yükselsin. Ellerini dizlerin üzerine getir. Kalbini yarı yola aç. Ardha Uttanasana. Ardha Uttanasana artık bacaklarımı düzeltebilirim. Eğer Uttanasana'da dizlerim büktüysem Ardha Uttanasana'ya geçtiğimde bacaklarım düz. Ellerim ve bacaklarımı hafif itip sırtımı uzatıyorum. Başımın tepesini öne doğru itip ve kalçamı kasıklarımdan geriye doğru itiyorum. Ve sırtım masa gibi düz. Yavaşça dizlerim tekrar 10 parmak ucunu yere dokunsun.
Elleri beline getir. Dirsekleri yukarıya doğru çevir. Omuzların geriye doğru al. Ve yavaşça yükselmeye başla. Bükülü dizlerle doğrulabilirsin. Daha rahat olur. Tadasana. Kollar bedenin iki yanında. Ayakların arasına yine bir bak. Kalça mesafesi genişliyor. Aldığın nefeste kolları yukarıya kaldır. Utthitasana. Ellerin arası hala omuz genişliği mesafesinde. Verirken nefesini yavaşça dizlerini bük. Öne doğru katlan. Uttanasana. Yarı yola açılardı. Uttanasana. Eller dizler üstünde. Omuzlar geriye. Yavaşça katlan tekrar. Şimdi ellerini matına yerleştir. Omuz genişliği mesafesinde. İki tane büyük adım at geriye. Sopa plank. Şimdi sopada omuzlarım kalçamla aynı hizada. Ne kalçamı böyle yere düşürüyorum ne de aşırı yukarıda tutuyorum. Olabildiğince kalça omuzlarla aynı hizada ve bakışlarım biraz ileride olabilir. Dirsekleri bükmüyorum. Böyle biraz belki ağır gelecek bedeni taşırken. İç bacakları birbirine doğru çek ve dirseklerin arasında birbirine doğru çek. Şimdi dirseklerini geriye doğru bük, öne doğru yaylan. Ve yavaşça her şeyi yüz üstüne doğru getirmeye başla. Ellerini matının dışına çıkar. 10 parmak ucu. Ayakların dışını çözdün. Güzel. Aldığın nefeste eller gitsin geri. Omuzlar geriye. Göğüs kafesi yükselsin. Verirken nefeste gel yüz üstüne. Aldığın nefeste uza açıp. Kobra. Verirken gel tekrar yüz üstüne. Ellerini kalbinin iki yanına getir. Yani göğüslerinle aynı hizada aslında. Alnın üstüne gel. Ayakların dışını bastır. Ellerini eğritip tekrar kalbi yükselt.